Demek ki ürünü ne yaptık? Ürün böyle bir şey. Mamul de diyebilirsiniz buna. Ya da ticari meta da diyebilirsiniz. Bu ürünü ortaya çıkardıktan sonra ürünün hangi kategoride olduğunu görmek gerekiyor. Ürünlerin kategorilerine baktığınızda 1, 2, 3, 4 farklı çeşitte tüketim ürünleri için 4 farklı çeşitte üründen bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi kolayda ürünler, ikincisi beğenmeli ürünler, üçüncüsü özellikli ürünler ve dördüncüsü de aranmayan ürünler olmak üzere 4 kategoride ürünleri sınıflayabiliriz. Tüketim ürünleri bakımından endüstriyel olarak kullanılan ürünleri ise daha farklı tanımlarız. Çünkü endüstriyel ürünler nasıl ürünlerdi? O üründen başka bir ürün yapılan ürünlerdi. Eğer bir üründen başka bir ürün yapıyorsanız ona biz endüstriyel ürün diyebiliyoruz ki buna aramalı da denilebiliyor. İşte bir ürünü alıyorsunuz, o ürünü işleyip başka bir ürün yapabiliyorsunuz. Buna işte ham maddelerle işte elmayı örneğin elma nasıl bir ürün? Hem ara bir ürün yani ham madde olarak satılabilen bir ürün hem de doğrudan tüketim maddesi olarak satılan bir ürün değerlendirmesi yapabiliriz. Tarım ürünlerinin birçoğu böyledir zaten. Hem ham olarak yani kendi özellikleriyle kullanılır hem de işlendikten sonra başka ürünlere dönüşebiliyor. Şimdi biz tüketimdeki ürünlere baktığımızda tüketimde kolayda ürünler dediğimiz ürünler var. Kolayda ürünler, işte ekmek bunlardan bir tanesidir. Bakkala gidiyorsunuz, bir tane ekmek alıyorsunuz, sürekli alıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Kolayda bir ürün olarak bunu değerlendirebiliyorsunuz. Bunlar düzenli alınan ürünler. Her gün ekmek alıyorsunuz. Dolayısıyla ekmek almadığınız bir gün yok. Her gün alıyorsunuz. Düzenli alınan bir ürünler. Düşünülmeden alınan bir ürünler. Oradan 3 ekmek ver diyorsunuz. Üzerinde düşünmüyorsunuz. 3 ekmek alabiliyorsunuz. Ve acilen alınan ürünlere biz kolayda ürünler ya da kolayda mamuller diyoruz arkadaşlar. Çok üzerinde sigaralar mesela kolayda ürünlerdir. Hemen tak diye alıyorsunuz, düzenli alıyorsunuz gibi. Düşünmeden alıyorsunuz. Beğenmeli ürünlerde ise alacağınız mesela tekstil ürünleri beğenmeli ürünler içinde değerlendirilebilir. Çünkü bunun içinde birçok benzer ürün vardır. İşte cep telefonlarının benzer ürünleri vardır. Benzer ürünler var. Farklı ürünlerin karşılaştırılması var. Dolayısıyla birbiriyle farklarını ne yapıyorsunuz? Karşılaştırarak ürünleri de beğenmeli ürünleri satın alma yoluna gidebiliyorsunuz. Bir diğeri özellikli ürünler var. Bazı ürünler özelliklidir. Mesela cep telefonu alıyorsunuz. Cep telefonlarında diyorsunuz ki efendim kamerası da şöyle olsun ya da diyorsunuz ki şu özellikleri de olsun dediğinizde özellikli ürünler kategorisine giriyor. Yani bir ürünün bir şeyini ararken işte kamera alıyorsunuz. Kameranın işte video çekim özellikleri de olsun diyorsanız o zaman farklı bir kameraya bakmanız gerekiyor. Biz buna ne diyoruz? Özellikli ürünler diyoruz. Ya da kitap alacaksınız. Pazarlama kitabı özellikli bir üründür. Eğer gidip de bir roman alacaksanız o zaman özellikli bir ürün olmuyor. Ya da romanlardan özellikle bir tipi alacaksanız o zaman ne yapıyoruz? Özellikli bir roman aramış oluyorsunuz. Bana diyorsunuz ki Garanj'ın cinayet romanlarını veriniz. Ya da Garanj'ın Türkiye'deki karşılığı Türk yazar Ahmet Ümit'in diyorsunuz ki bana diyorsunuz Ahmet Ümit'in son çıkan kitabını ver. O zaman ne olmuş oluyor? Özellikle bir ürün arıyorsunuz. Evet. Aranmayan ürünler var bir de. Aranmayan ürünlerde mesela var olanlar. Tuz mesela. Tuzu aramazsınız. Gidersiniz işte bir tuz alacağım dersiniz ya da şekeri aramazsınız arkadaşlar. Ya da farkında olmadığınız ürünleri aramazsınız. Yeni bir ürün çıkmıştır.
yeni bir ürünü aramazsınız. Bunlar aranmayan ürünlerdir. Yani bilmediğiniz için ona hiç umursamazsınız bile, bakmazsınız bile. Ama ne yapıyor? Satıcılar bazen sizin gözünüze tutuyor. Efendim diyor, bakın diyor, bu da yeni ürünümüz. Bunu da diyor size biraz önce promosyon anlattım ya. Bu da diyor bir tanesi bizden olsun diyor. Hemen size çaktırmadan ne koyuyor? Hemen bir demette diyor, işte bu diyor yeni yeşillik, bu da kekik diyor. İşte yeni bir ürün halinde, kekikleri de yeşil kekikler halinde artık satmaya başladık diyor. Bunu da diyor, şu ilk demet diyor bizden olsun diyor. Sizin yeşilliklerinizin arasına bir demet de kekik koyduğunda o bir aranmayan ürünü size bir dahaki sefere aranan ürün haline getirmeye çalışıyor. Demek ki tüketim ürünlerinde böyle bir sınıflama varken endüstriyel ürünlerde de yine bir sınıflama var. Endüstriyel ürünlerde ne var? Yerleşim ürünleri var. Yardımcı araç gereçler var. Ham maddeler var. Tamamlayıcı ürünler var. Profesyonel hizmetler var. Özellikle montaj gibi. Mesela fabrika montajında, makinelerin montajında, elektrik makina fabrika elektriğinin entegrasyonunda yine profesyonel hizmetler gerekiyor. Bunu mesela doğalgaz tesisatlarında ki gibi ya da gereçler gibi ürünler endüstriyel mamullerin içinde endüstriyel mamullerin özelliklerini ne yapıyor sunabiliyor. Bunlar elle tutulan, gözle görülen ürünler olduğu gibi ticarete konu olan sadece elle tutulan, gözle görülen ürünler yok arkadaşlar. Elle tutulmayıp gözle görülmeyen ürünler de nedir? Ticarete konu oluyor mu? Oluyor. Dersin önceki derste söylemiştim. Mesela ayda arsa satıyor. Vatandaş aydaki arsaları ticari bir meta haline getirmiş, paketliyor. Kişilere diyor ki aha diyor tapusu, ben diyor filan bölgedeki filan arsayı şu kadar metrekareyi size satıyorum diyor. Satıyor mu? Satıyor. Aya ilk gidecek ticari seyahatin biletini satıyor. Bakın ortada fol yok, yumurta yok, hiçbir şey yok ortada. Ama ürünleri satabiliyor mu? Satabiliyor. Nasıl satıyor? Ticari meta. Biz işte bunlara hizmet diyoruz değerli arkadaşlar. Mesela doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki şunları şunları yaptır gel. Bir sürü tahliller vesaireler yaptıktan sonra doktorun yanına gidiyorsunuz. Doktor bakıyor, hepsini değerlendiriyor. Diyor ki şu şu ilaçları kullanacaksınız, şöyle şöyle davranacaksınız diyor. Ne yapmış oluyor? Size bir reçete yazıyor. O reçetenin karşılığında borcumuz ne? Doktor hanım diyorsunuz. 250 lira diyor. Şak 250 lirayı ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz. Demek ki ürünleri bu şekilde sınıflandıktan sonra yeni ürün geliştirme nasıl olur? Yeni bir ürünü, yeni bir işte biraz önce şurada göstermiştim. Aha ne var? Yeni bir ürün. Yeni bir ürünü, böyle bir ürün geliştirebilir miyiz? Ya da böyle bir işi, ürün planlayabilir miyiz? Böyle bir ürün planlasak bu ürünü satabilir miyiz? Ya da bu ürünü nasıl tanıtırız? Nasıl ticari bir meta haline getirip aranan bir ürün haline getirebiliriz? Varsayalım ki mesela bir lokantanız var. Lokantada yeni bir yemek yapacaksınız. Bu yemeği tanıtmak durumundasınız. Lokanta müşterileriniz ne yapıyor? Alıştığı bir tat var. O alıştığı tat üzerine size ürün sipariş verirken siz yepyeni bir tat keşfettiniz. O yepyeni bir tadı müşterilerinize sunmak istiyorsunuz. Nasıl sunacaksınız? İşte onun için ne yapıyorsunuz? Denemek amacıyla efendim bu da bizden diyorsunuz. Bu da müessesemizin ikramı diyerekten yeni bir ürün çıkarabiliyorsunuz. İşte köfteci Yusuf Usta'ya gidiyorsunuz. Köfteci Yusuf Usta da ne yapıyor? Veriyor yemekleri. İşte köfteler,
yanında bir sürü malzemeler. Ondan sonra siz tam şey yapacaksınız. Efendim diyor, bu da bizim ikramımız diyor. Size bir, sadece bir tane tatlı veriyor. Tabii o tatlıyı yiyince tabii çok güzel bir raya veriyor, bırakıyor ağzınızda. Tat bırakıyor. Oo, çok güzelmiş diyorsun. Bundan daha var mı? Var efendim diyor. İstiyorsanız getireyim. Ha, istiyorsanız getireyim mi? Artık o bir taneden, bakın bir tane üründen ne yapmış oluyor? Size daha büyük bir porsiyonu satmış oluyor. Şimdi yeni ürünler bazen teknolojik keşifler sonucu da ortaya çıkabiliyor. Teknolojik keşifler sonunda da meydana getirilebiliyor. Ya da teknolojik ürünlerinden dışında yeni ürünler baştan planlanabiliyor değerli arkadaşlar. Bakın bunlar da son derece önemli. Şimdi ürün geliştirmek tabii her gün binlerce deneme yapılıyor. Binlerce denemenin karşılığında yeni ürün geliştirmek üzere Ar-Ge departmanları, yani şirketlerin Ar-Ge departmanları habire çalışıyor. Acaba diyor biz bunu nasıl daha fonksiyonel yaparız, ya da buradan ne elde edebiliriz, ya da bundan ne geliştirebiliriz? Ar-Ge departmanınız güçlüyse şirketiniz de güçlüdür arkadaşlar. Şirketiniz de ne yapar? Ayakta kalır. Ama Ar-Ge departmanınız eğer güçlü değilse kusura bakmayın ama çok uzun vadeli olamayabilirsiniz. Bununla ilgili örneğin tabii isim vermek durumundayım. Mesela Coca-Cola firması dünyanın en büyük içecek firması. Şimdi Coca-Cola ne yapıyor? Kola üretiyor. Peki ürettiği kolayı nasıl üretiyor? Bildiğiniz şişelerde üretilirken daha önce işte 250 ml'lik cam şişelerde kola üretirken ne yapıyor? Coca-Cola firması sürekli yeniliklerle, bakın sürekli yeniliklerle bugüne kadar 100 yılı aşkın süredir ne yapmıştır? Dünyanın en büyük firması haline gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Ne yapıyor firma? Elinde bir tane ürün var. İşte kola. Kolayı ne yapıyor? Ticari meta halinde sürekli bir şeyleri değiştirerek yeniliyor. Efendim diyor ki bunun diyor şekeri az diyor. Bunun diyor işte gazı çok diyor. Bunun diyor bilmem nesi var diyor. Bunun şöylesi var diyor. Bunun böylesi var diyor. Bu cam şişede diyor. Bu plastik şişede diyor. Bu işte şeyde ne derler, kutuda diyor. Bu bilmem nerede, üçlü, beşli, sekizli, ikili gibi çeşitli şekillerde sürekli ne yapıyor? Ürün geliştiriyor. Ürün sadece ana ürünün geliştirilmesi olarak ya da ürünün tat ve lezzetinin geliştirilmesi olarak düşünmemek gerekiyor. Ürünü fonksiyonel olarak düşünmek gerekiyor. Yani ambalajıyla, etiketiyle, çizgisiyle, renkleriyle gibi çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Eğer siz ürünü çok boyutlu düşünüyorsanız o zaman işte Ar-Ge departmanı sadece ürünün tadı üzerinde ne yapmamalı? Durmamalı. Ar-Ge departmanı o ürünün 4P'sini oluşturan diğer unsurlar üzerinde de değişiklik yaparak bir takım ilerlemeler sağlayabilir. İşte promosyon verebilir mesela. Değil mi? Gibi. Yeni ürün geliştirmede gerçekten çok önemli. Demek ki yeni ürün geliştirmenin temel koşulu Ar-Ge departmanları. Peki geliştirirken başarılı olmak isteniliyor. Tabii ki yeni ürünü sürekli kolayda ürünler haline getirip aranan ürünler haline getirmek gerekiyor. Bunun için ürünün geliştirilirken ürünün fiyat, kalite, tutunabilirlik performansına bakılarak karar veriliyor. Eğer pahalı bir ürün, ürünün pahalısı ucuz diye bir kavram yok değerli arkadaşlar. Bunu da tekrar söyleyeyim. Yani ürünün tüketiciler tarafından tercih edilip edilememesi ya da tüketicilerin mesela
100 kişiye sorduk diye bir yarışma vardı. Tüketicilere ne kadar soruldu? Tüketiciler ne istiyor? Bunların mutlaka ne yapılması gerekiyor? Görüş alınması gerekiyor. Pazarın olup olmadığından emin olunması gerekiyor. Bununla ilgili bir pazar var mıdır, yok mudur? Pazarın derinliği ne kadardır? Genişlemesi mümkün müdür, yok mudur? Yoksa sığ, yüzeysel bir ürün müdür? Bunu da değerlendirmek gerekiyor. İyi bir yeni ürün fikri mutlaka ne yapılmalıdır? Konulmalıdır. Mutlaka yeni bir ürün ortaya konulmalıdır. Türkiye çok zengin bir ülke. Dolayısıyla yeni ürün ortaya çıkarmak mümkün değerli arkadaşlar. Ve biz bu yeni ürünleri biraz gayret ederek, biraz da etrafımıza bakarak inanılmaz yeni ürünler ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Şimdi bu dersi burada bitirdikten sonra yeni ürünü nasıl geliştireceğiz? O süreçleri de bundan sonraki derste anlatacağım.